15 yıldır yapıyorum mesleği. Zaten çocuktan yani bir hevesim vardı. Onu da yani gerçekleştirdim. Şu anda hem çalıyorum hem bağlama ustasıyım. Kendim sipariş olarak çalışıyorum. Yani öğrenci bağlaması yapmıyorum yani. Genelde eski bağlamalar bu. Mesela bir 70 yıllık Oymadut. Evet de bayağı eski yani. Bu rezerv oldu yani. Yeniden yapıldı yani arkadaşım. Oradan sonra. Yani o şekilde çalışıyorum yani. Çocukluktan beri vardı yani bende. Yani bir heves vardı yani. Şimdi ailede benden başkası için çalan da yok yani. Hani bu bağlamayı zaten sonradan yapmayı öğrendim yani. Başta çalmayı sonradan yapmayı öğrendim. Yani çocukluktan beri öyle bir hevesim vardı. O da ondan gerçekleştirdim yani. Şu anda işte atölyem küçük zaten. Yani fazla büyük değil yani. Genelde makine tarzı değil yani bende. Şey el işçiliği, el emeği yani. O şekilde çalışıyorum. Vallahi şimdi onlar şimdi pek ben şey yapmıyorum yani. Şimdi kendim el işçiliği olarak yaptığım için şimdi fabrikasının işi daha doğrusu pek işime de gelmiyor şimdi. Yani şu anda zaten yani onlar iki yani günübirlik şey yani nasıl diyeyim nasıl izah edeyim yani kolay yönden para kazanma mı diyeyim artık ne bileyim yani o şekilde yani ha benimki biraz atıyorum yani şimdi en az bir ay iki ay sürüyor yani bağlama yaptığım zaman süreç bayağı uzun oluyor yani. Ama fabrikasyon öyle değil, fabrikasyon günübirlik yani en kötü şartlarda 30-40 tane saç çıkarmaları lazım ki yani adam hani günü kurtarsın yani o şekilde ama benimki öyle değil yani. Valla şimdi pek eskisi kadar öyle şey yok ya, heves yok yani. Hani gençlerde yani öyle pek şey yok. Burada ben mesela ben iki kişiyi yetiştirdim ben. Yani yetiştirdik gittiler yani şimdi. Biri Ordu'ya gitti, biri Samsun'da oradan sonra. Yani şu anda dediğiniz gibi yani çırak biraz zor yani. Vallahi bilmiyorum şimdi gençler için anlamak da biraz zor yani şimdi. Hani şimdi eskiden tamam güzeldi yani de şimdi hani Alevikler hani ama ki şu anda gençler yani pek o kadar şey yok yani. Ya heves yani, heves yok yani. Yani eskiden ne bileyim ben, şimdi ben çok hevesliydim ben. Kaç, 10 yaşında öğrendim ben. Yani o zaman tabi bağlama yoktu yani, uzun sapmadım bu şekilde. Sonradan bağlama çıktı yani. Oradan sonra, ya heves olacak yani. Şimdi heves olmadığı sürece yani ne yaparsanız yapın yani. Arkadaşım daha var, o da bağlama yapıyor. Hem ders veriyor kendisi. Onun da atölyesi var. Oradan sonra iki kişiyiz Turgal'da. Başladığımızda Turgal'da bir tane vardı. O da rahatsızlanınca zaten biz hani bu atölye kurmayı yani ilk başta biz şey yaptık, hedeflemedik. Sonradan yani şey yaptık. O arkadaş yani rahatsızlanınca atölye kurma zorunda kaldık yani. Ondan sonra da başladık. Sonra ben burayı açtım ben. Arkadaşla ayrıldıktan sonra. Yaklaşık da ya 15 yıldır hala da devam ediyorum yani. Ya genelde sipariş çalışıyorum ben. Sipariş çalışıyorum yani. Ben dedim öğrenci bağlamasıyla pek uğraşmıyorum. Yani bu genelde de dediğim gibi şu eski bağlamalar yani genelde revizeye geliyor. Yeniden kazınıyor işte kapak değiştirme yapılıyor. İşte eğer sapında sıkıntı varsa yani sap kesiliyor yeniden sap çakılıyor. Ondan sonra. Yani ben çalışma sistemi bu şekilde yani. Evet. Aynen. Ya eskisi kadar pek şey yok yani. Ha bizim burada da yani pek rağbet yok. Yani dedim ya istek olacak yani. İstek olmadığı sürece yani şimdi ne yaparsanız yapın yani. Bazı şeyler boşa gidiyor. Hani şimdi bir işi yaparken de benim çalarken olsun işte bağlama yaparken ya aşk ile yapacaksın yani. Tabii ben onu şöyle söyleyeyim. Ben bir ara bir bayağı oldu yani. Halk etimle görüştüm. Pek sıcak bakmadılar. O yüzden de şey yapmadım yani. Pek fazla şey yok yani şimdi. Yani atölye burası gördüğünüz gibi işte. Yani küçük yani ve fazla büyük de değil yani. Dedim yani benimki hep el işçiliği yani. Makine kesinlikle. Evet gördüğüm kadar her şeyi elle yapıyorsun. Aynen. Doğru düz makinede yok.